Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. En son açtığımız 6 yıldızdan fırtına çıkarmış arkadaşlar. Fırtına R2 atamıyorum. Bir tane S4'üm eksik abi. Bak bak, direkt oraya da göstermiş. Var ya, direkt S4 eksik. Bir tane daha mutant S4 eksik. Yoksa T5 10 tane. İşte atıyorum, T4 bir miktar, Alfa 2 bir miktar mevcut. Neyse. Gidelim arkadaşlar 6 yıldızımızın önce bir datasına bakalım. Hemen şöyle bir. Bizdeki halde 3240 saldırı gücü var arkadaşlar. Ve şöyle baktığında kritik atma oranı %16, attığında verdiği hasar %202 gibi güzel bir hasar. Zırh puanı %16,4, blok becerisi de %67,5. Tabii ki bunun rütbesi arttıkça daha da güzel hale gelecek. Hiç fena değil arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Nerede oynayalım, nerede oynayalım diye bir düşünüyorum. O halde varım. Kış askerinde denemekten ziyade, ama enerjim de yokmuş abi. Kış askeri. Nasip kış askerininmiş. Yine gidelim. Kobay faremizi gondikleyelim. İki enerjim varmış. Biraz enerjim olsaydı başka yerlere giderdik. Hadi bakalım. Şimdi mutantlara gel. Piramit 6 yıldız, piramit X'i al. Apokalips kesinlikle, kesinlikle arkadaşlar, Apokalips'te muazzam bir hale geliyor. Çok çok başka bir hale geliyor zaten. Apokalips'i alalım. Sonra kendisinin neyi varmış? Bakalım. Burada ne varmış? Yüner takviye 4 saniye daha uzun sürer. Fırtına üstüne salsın. Dım 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 dım. Tamam. Yüner takviye biraz daha uzun sürsün. Bugünlüğü de alalım. Bir de 5 yıldız kopyalı Profesör X. Haydi bakalım. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Neden olmadı? Kıyamet atlısı neyle yapacaksın? Bundi. Çıkacaksın. Değil mi? Kıyamet atlısı neresi yapman lazım? Yoksa bir dövüş yapman lazım Apokalips'te. Olmaz. Hemen girelim. Tekrar çıkalım. Şurada bir kıyamet atlısı takımı var. Bunlardan bir tanesinin gelmesi lazım. Şak. Cable'la yapalım bu işi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Apokalips girsin çıksın. Hızlı. Kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın bunlar. Apokalipsi mi R5 atsam, Fırtınanın 6 yıldızını mı R2 R3 atsam, çok kararsız değilim. Çıkalım. Hemen bir diriltme kullanalım. Benim diriltmelerim yedeklerde arkadaşlar. Benim oyuncak pek bir maceram olmadığı için yedeklerde takılıyor. Hemen kıyamet atlasını aç. Ve 6 yıldız fırtınayla şova başlayalım. Haydi bakalım. Fırtınayla ister L2 oynayın. İster L3, o tamamen size kalmış abi. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Şak. Ama sıkıntısız, dertsiz, problemsiz oynamak istiyorsanız L3 arkası L3. Garanti hasarlar verir. Hasarlarınız hep garanti olur. L2'lerde biraz daha işiniz kritiğe kalır. L1 zaten tavsiye etmiyorum. L1 çok daha başka bir galaksi. Komboda ilk L3'üm geliyor. Aynı zamanda arkadaşlar fırtınanın parlatma özelliği olduğu için blok performansı da çok güzel. Bir de yanına normal gardiyanı koyarsanız öf, o zaman tadından yenmez. 93.000 vurdu. Tabii ki ikinci atacağı L3 daha yüksek hasar verecek. Çünkü çifter çifte hüner basacak. Tabii rakip sersemden çıkabilirse. Şu adam bir özel saldırı atsa çok güzel olacak. Atsana. Ay, o kabrol var. Güç barı dolumun bir işe yarasın. Adam özel saldırı atmadı abi. Güç barını hiç kullanamadım. Kullansaydım mesela maksimum markası 12 tane hünere kadar çıkabiliyorsun. O da ayrı bir güzellik. Burada birazcık kış askerinin müşkül pesatliğine geldik. 120 bin attı. Neredeyse oynamayacak.
Çünkü özel saldırı 3'ü biz attıktan sonra arkadaşlar artık finalleri çifter çifter topluyoruz. Ve tabii ki bu karakterin düz vurdukça sersem yapma gibi bir güzel özelliği de mevcut. Buradan zaten tutunamaz. Bundan sonrası yumuşak GG. Fırtınayı kes. Bunu rage attığımı düşünüyorum. Fena fena. Ekran dayanmıyor. Düşün yani öyle bir şey. Kaç vurduğunu kimse göremedi. Galaxy göremedi. Burada da L2 ağırlıklı oynayalım. L2 ağırlıklı oynayalım. Ama şöyle bir şey yapacağım. Kaptan Marvel'ın beni bir kere yere düşürmesine izin vereceğim. Şimdi ağır saldırı yaptırayım bir tane. Tüy düşüremedi abi. Kıyamet atlısı dersen olayı düşmemişti. Tamam şimdi düştük. Siper de vermedi. Haydi bakalım. L2'si ile L3 arasındaki farkı gösteriyorum. L3 garantik. Garanti ne vuracağı belli abi. Hiç sıkıntı yok o konuda. Ama L2'si tamamen arkadaşlar tamamen dediğim gibi kritik gelmesiyle alakalı. 47 bin bir tane kritik geldi diğerleri gelmedi ki şok etkileri şok hasarları da bu arada güzeldir etkilidir hoştur. Mutantların genel özelliği, özellikle en sevdiğim esprileri arkadaşlar, özel saldırı attıklarında yüksek hasar vermeleri. Bu yüzden mutantlar takviyeleri daha iyi kullanır. Özellikle o %200 ve %150 takviyelerin arkadaşlar çok daha iyi kullanırlar. O takviyeleri çok çok daha iyi kullanır. Mesela atıyorsun L3 atıyorsun L2 oluyor. Mesela bugünkü canlı yayında oynamıştım. Fırtına ile L2 atıyorum. L3'üm doluyor. L3 atıyorum. L2'm doluyor. O güzellikleri var. Takviyeleri çok çok etkili kullanabilen bir sınıf. Fırtına ve Sunspot özellikle. Bu ikisi çok iyi götürüyor. Abi düz vuruşların sersem vermesi ne kadar güzel bir şey. Şimdi L2 de olsun. L2 atacağım. Geliyor. 3 tane 22 bin vurdu. Kritik. Yemedi. L1 geliyor arkasına. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar oynayacaksanız size tavsiyem kesinlikle L3 aldım. L3 artı L3 hiç acele etmeyin abi. Gayet sakin oynayacağınız enfes bir karakter. Bir tane de yine dayanamadım. 6. saniyede bir yerde göstereyim abi. 6. saniyede bir gösterelim karakterimizi. Bir dövüş bile olsa şöyle küçük enerji basarım. Göstermek isterim. Mesela 6. saniyede bak burada mesela 2 dövüştük bir yol var. 2 dövüştük yolda. Gidelim gösterelim. O büyük enerjileri macerama saklıyorum. Macerlar var. Yine yeni maceralar falan da gelecek. Hemen Apokalipsi bir 4 diyelim arkadaşlar. Kıyamet atlısı olsun. Haydi savaşa gir koçum. Yeter. Çok savaştın. Artık çık. %20 ile dirilt. Çok 18 tane %60'lık dirilt mi var abi? Psikopat işi. Yok abi macera göndermiyor ki. Tamam ne oynayayım ki? Ha dedin. Tamam. Kıyamet atlısı kullanıldı. Burada da hemen yazıyor. Ve fırtına. Arkadaşlar gayet rahat. Relax oynayacağız.
Sakin. Sadece L3 abi. Başka bir şeye gerek yok. Karakter o kadar basit, o kadar kaliteli ki, o kadar güzel hasar veriyor ki. Kıyamet atlısı olduğum için kanama da bana hasar vermiyor arkadaşlar. Hiç acelesi yok. L3'ün dolduğu zaman geçersin kenara. İster direk atarsın, ister bir ağ saldırıyla hüner sayısını artırırsın. Basıyor bu kardeşimiz de, sağlığını basıyor. Tabii ki özel saldırıyı çok geç atacak. Fırtınanın esprisi arkadaşlar üzerine aldığı hünerleri. Yani abartı yüksek hasar vermesinin sebebi zaten o. Peki bunu nasıl yapıyor? Kendisinin veyahut da rakibin güç barı nerede olduğunda bir güç barı dolduruyorsunuz. Özel saldırı 3 attığınızda veyahut da kopya sayısına göre sağlığı belli bir seviyenin altına düştüğünde kendi üzerine 2 etki açıyor. Oha, ne oldu lan? Kaç vurdu burada? 78 bin. O zaman da arkadaşlar her güç barı dolduğunda ikişer ikişer hüner alıyor. Veyahut da yere düştüğü zaman da aynı muhabbeti yapıyor. Yere düştüğü zaman da yine çifter çifter yük alabiliyor. Yine kıyamet atlısından solduktan sonra arkadaşlar her rolle kanama yoluna girebilirsiniz. Normalde L2 atmayacaktım ama hadi L2 atayım. 20 bin artı 61 bin geldi. Diğerlerde ortalama 60 değil. Bu kritik oranı denk gelirse ki Apokalips'in kıyamet atlısı olayı kritik atma oranını arttırıyor. Normalde düşük %16 falandı. Ama bu sinerjiyle beraber daha güzel hale geliyor. Ördek Venom. Bir de Ördek Venom'a deneyelim. Dövüşe başlarken bir miktar sağlık basacağız. Corvus gibi düşünün. Şu anda Corvus gibi kanamalar bizi etkilemiyor arkadaşlar. Aksine sağlık bastırıyor. Hiç acelemiz yok. Önce L3 abi. Yani L2 ağırlıklı bile oynayacaksanız önce L3 atmanızı tavsiye ederim. Çift etki verdiğinden dolayı. O da hünerlerinizi çifter çifter açmanızı sağlıyor. Bekliyorum arkadaşlar. Kabımın pasif oyun şeklinin adam gibi bir hale gelmesini bekliyorum. İleri geri oyun mantığımız bu. İleri geri. Allah Allah, şaşırttın ya. Ben bir 4 saat daha bekliyordum ileri geri yapmayı. Neyse. Baktım ki L2 atmayacak. Yine soytarılık yapacak. Dedim ben hemen atayım abi bir tane L3. Sonra bekleriz. Kalıp kalıp gider mi ya? Ve o L3 attıktan sonra arkadaşlar eğer rakibin güç barı da olmazsa direkt üstüne koşabilirsiniz. Çünkü engellenemez olarak başlıyor orada. Şimdi hızlı bir şekilde hünerleri topluyoruz. 6 tane oldu. Dediğim gibi özellikle mutant takviyeleri açarsanız kafayı yersiniz abi, kafayı. Ve 9 hünerle bir kere daha geliyor. Kalıp kalıp kötü abi.
Üzerindeki zırh bir miktar onu korumuş olabilir. Acaba ne bekliyor ya? Acaba ne düşünüyorlar? 67 bin abi, hayvan gibi vuruyor ya. Çok güzel vuruyor, çok güzel vuruyor. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. 6 yıldız R1 arkadaşlar. Fırtına, ortalama 5 yıldız. R4 ile R5 arası. R5'ten düşük, R4'ten yüksek bir fırtınaya denk geliyor arkadaşlar. Ki bende R5'i de var. Kopyalı bir şekilde bunu da R3 attığımızda alacak. Başını fena halde gidecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah inşallah utandırmasın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.